izleyenlerimiz, bu hafta Göller ve Güller Diyarı Isparta'nın Şirin ilçesi Eğirdir'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Eğirdir Gölü yedi rengiyle dünyaya gerçekten en güzel örneğini sunuyor. Gölündeki balığına, dalındaki elmasına ve tarih kokan bu güzel ilçeye bizler heybemizi boşaltarak geldik. Çünkü dolduracak çok çok kıymetli değerlerimiz var. Bizler de çok fazla vakit kaybetmeden tarih kokan şehrin içerisinde tarih toplamaya ve kültür toplamak üzere yola çıkıyoruz. Camiyi adlandırıyoruz. Isparta sınırları içerisindeki en eski ve en büyük cami olduğunu biz söyleyebiliriz. Ve arkasından da bu minareye baktığımızda da dünyada sur duvarları üzerine inşa edilmiş altından geçilebilen tek minaresi. Başka yerde böyle minare olduğu iddia edenler oldu ama böyle bize getirebilenler pek fazla görmedik. Buradaki medresemizdeki kitabide şöyle bir şey anlatılır. Anlatılan kitabide şunu yazar: zamanın sultanı, zamanın zulkarneyni, zamanın ikinci İskender'i, iki denizin hakimi, karaların sultanı, Arap olan ve Arap olmayanların sultanı Gıyasettin Keyhüzrev tarafından 1237 yılında, yani miladi olaraktan 1237 yılında Eğirdir hanı olaraktan yaptırılmıştır. Allah iktidarını daim eylesin diye yazıyor. Cumhuriyet'ten sonraki bir 20 yıl burayı hapishane olarak kullanılmış ama daha sonraki dönemlerde dükkanlara verilmiş. Son 3 yıldır da biz burayı bir kültür merkezi gibi kullanıyoruz. Buradaki çalışmalarımızdan bir tanesi de halk eğitimden hocalarımızın yaptığı çalışmalarımız var. Bir haftanın 7 günü bayramına dahi açık olacak şekilde bir kültür merkezi gibi kullanıyoruz burayı. Efendim, şimdi Hızır Bey Camii ve Dündar Bey Medresesi'nin bulunduğu külliyedeyiz. Yanımızda cami imamımız, hafızımız var yanımızda. Bir tanıyalım istiyoruz efendim. İsmim Mustafa Erinmez. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ben Hızır Bey Camii'de müezzin kayım ve ayrıyeten medresemizde Diyanet Yayın Nevri'ne bakmaktayım. Burada gelen misafirler hem Hızır Bey'imizi hem de bu medresemizi tanıtmak amacıyla elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gurur olanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Hazan görmüş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Altımızdan taşlar batar, üstümüzden otlar biter. Yılan çiğneyip yiyip yatar, yatmamaya çaren mi var? Altımızda taşlar batar, üstümüzde otlar biter, yılan çıyan yiyip yatar, yatmamaya çare mi var? Çare yok efendim, çare yok. Bu dünyadan şöyle koca bir pencereden hepimiz zamanı geldiğinde bakıp geçeceğiz ve gideceğiz, değil mi? Doğrudur, doğrudur. Rabbim hayırlı imanlı Kur'an'ı göçmeye cümlemize nasip etsin. Amin, amin. Nasip etsin. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Rabbim kimsenin ağız tadını, dilin düzenini bozdurmasın. Efendim, şimdi çok özel bir bölümdeyiz. Minyatür eserlerin olduğu bir bölüm burası. 70 yaşındayken Salih Şapşı amcamız düşündüğü ve hayal ettiği en önemli şey, 4 yıl önce medresede yerini almış ve Salih amcanın eserleri burada sergilenmeye başlamış. Eserlerin bir özelliği var efendim. Onlar elma ağacından yapılmış. Eğirdir gönüllüsü, Eğirdir sevdalısı ve şu an İstanbul'da yaşayan Salih amcamıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz bu arada. Yanımızda çok kıymetli bir isim var. Eğirdir Belediyesi'nin kıymetli başkanı Sayın Veli Gök. İlçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eğirdir ilçemiz Toroslar'da Eğirdir Gölü kıyı sahil şeridine konuşlanmış.
17.500 merkez nüfusu, 15.500 kırsal nüfusu, toplam 32.500 nüfusa sahip. İlçemizde 4 adet yüksek öğretim kurumu toplam 2.000 öğrenciye hizmet veriyor. Bunun yanında ülkemiz güvenliğine ciddi katkı sağlayan ve belli bir misyonu üstlenmiş yine gözde kurumlarımızdan birisi Eğirdir Dağ Komando Okulumuz. Eğirdir'de ekonomi ağırlıkla tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. Yılda 250 bin ton elma üretimimiz var. Türkiye'de en kaliteli elmaları biz Eğirdir'de. Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasındaki Boğazova Vadisi'nde yetiştiriyoruz ve dünyada aranan elma türlerinden ve çeşitlerinden birisi. Birçok noktaya çıktığımızda Eğirdir Gölü'nü, o 7 renkli Eğirdir Gölü'nü doğadan her zaman seyretme imkanınız var. Gül bahçeleri, lavanta bahçeleriyle gezip orada o gün hoşça vakit geçirme imkanınız var. Tarihi güzellikler açısından da kervansarayıyla, camisiyle, medresesiyle yine zengin bir ilçedeyiz. Şimdi içinde bulunduğumuz medrese yeni bir restorasyon gördü. Ama biz istiyoruz ki bu tarihi dokusuna uygun burada çeşitli faaliyetler de sürdürelim. Geçmiş ekonomimizde çok ciddi bir yer almış Ispartalısını tekrar burada kurslarını açıyoruz. Günümüze de güncelleyerek devam ediyoruz. Atalarımız Isparta, Antalya göçüp hayatı yaşarken babam 1957'de Eğirdir'de kalmış. Ve biz de buraya yerleşmişiz. Bundan sonra hayatımızı burada devam ettiriyoruz. Isparta, Eğirdir Serpil köyünde Müslüman bir yörük çocuğu olarak doğmam benim tasarrufum değil. Türkiye'de erken yerleşen köylü olmuş, işte biraz sonra yerleşen yörük olmuş ama ülkenin temeli zaten göçebe hayat. Hep biz göçebelikten tüm Türkiye'yi şekillendirmişiz. Böyle de özellikle Toroslar'da buradan bütün Toroslar güzergahında hep bu izlere rastlarız. Merhaba efendim, tanıyabilir miyiz sizi? Süleyman Sarıkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim, Yabancılar Yüksekokulu'nda. Isparta'da yaşıyorum yaklaşık 17 yıldır. Ama yani buraya sürekli geliyoruz, yılda en az birkaç kere ve hiçbir zaman sıkılmadık. Her seferinde hep farklı bir şey görüyoruz, yani farklı bir şeyi tespit ediyoruz. Buraya çeken nedir sevgili hocam? Ya buraya çeken ya çok eski bir yapı olması. Çok tarihi bir yapı, yani 1200'lü yıllarda yapılmış, yaklaşık 700 yıl, 800 yıl bir tarihi var. Yani ve ayakta hala. Eğirdir, yani dışarıdan gelen herkesi cezbeden bir yer, yani herkesi büyüleyen bir yer, yani herkesin aslında yaşamak isteyeceği bir yer aslında. Küçük ama çok şirin, evet, çok şirin. Evet. Yani. Küçük olmasına rağmen ama işte içinde insanın aradığı her şey var. Hiçbir zaman buraya gelmekten sıkılmadım, bıkmadım. Yılda 3-4 kere ortalama gelmişimdir. Yani bu 30'u geçmiştir şu ana kadar. Ne kadar güzel, hala da gelmeye devam ediyorsunuz. Bu çok önemli. Misafirlerimiz geldiğinde şehir dışından mutlaka buraya getiriyoruz. Evet.